Şu hale bak ya. Dışarıda kakara kikiri fingir fingir. Eve gel bezelye ayıkla. Ne oldu hanımefendi? Klasınız mı bozuldu? Ya ondan değil de yani. Ya gayet iyiyim ben hayatım, sen merak etme. Hatta birazdan yürüyüşe çıkacağım. Nilüfer'cim, hadi gel sen de bezelye ayıkla, hadi tatlı. Ay yok vallahi benim işim var. Başka zaman teyzeciğim. Hadi kolay gelsin. Hayatım dur odaya geçeyim de daha rahat olur. Anne! Günaydın oğluşum. Gel gel, kahvaltın hazır, gel. Ne oluşmuş ya? Ay dur Yonca, ben şunun kahvaltısını hazırlayayım da geleyim. Oğluşum, oğluşum. Ne yapacak artık çocuk? Vay! Türk popunun en büyük starı canım, teyzem gelmiş. Yemin ediyorum seni öyle özledim ki geceleri gözüme uyku girmedi ya. Senden bir şey isteyeceğim. Hiç param yok Bartu. Para değil, sürpriz lazım bana. Ne? Sema var ya bizim. Böyle sürprizli adam seviyormuş. Şarkı, müzik, türkü seviyormuş. Bir de böyle romantik bir adam istiyormuş. Bir de sen ne anlarsın bunlardan diye laf soktu bana. Ki haklı kız, anlamazsın. Evet anlamam ama sen anlarsın. Serenat. O ne lan? Ya Bartucuğum birazcık kibar olsa. O ne lan? Teyzeciğim bu lanın unlu konuşma ağzına hiç yakışmadı. Bartu. Tamam sustum. Serenat yapacaksın kıza diyorum. İşte onu benim yerime sen yapsan. Oldu. Kızla da ben çıkayım. Ha? Ne demek ya kızla ben çıksam? Bir dakika öyle olmaz. Şöyle olur. Sen diyorum güzel bir şarkı söylesen benim yerime. Hatta benim adıma. Gönüller bir olsun diyorsun. Allah belanı versin, başka bir niyetim varsa. Arkadaşlar çalışmaktan zevk alacaksınız tamam mı? Öyle yapmak yok hadi. Kolay gelsin. Vay Bartu, hangi rüzgar attı seni buraya? Ya konser olayına girdim de. Böyle romantikli, mini bir şey. Böyle mekan bakıyorum ben de ya. Hayda. İyi, kolay gelsin sana. Diyorum acaba bura olur mu? Ya burası hayatta olmaz. Ama bir arkadaşımın mekanı var istersen. Onu ayarlarım sana da. Sen kimi çıkaracaksın sen? İşte teyzem bir de bir arkadaşı. İyi, bir arkadaşımı ararım. Bir ara konuşuruz. Şimdi arasana birader ben. İyi bakalım ulaşabilecek miyiz acaba? Vallahi olabilir, anlaşırız diyor arkadaşım da fiyat. Vallahi bütçemiz kısıtlı. Ya onu sormuyorum, sana ne verecek o onu soruyor. Onu bana verecek tabii canım. Verecek yani. Sonuçta koskoca teyzem de koskoca onun bir arkadaşı. Yani. Anlaşırız be. Yani sonuçta senin arkadaşın. Üzmem sizi. Bu ne ya? Hani üzmeyecek teyzem bizi? Al. Bu taraftan da bu çalışır. Ne diyorsun? Olur olur. Tamam ya. Kardeşim tamam diyor, ben sana sonra arayayım seni, detayları konuşuruz. İyi hadi öperim. Vallahi Bartucuğum hadi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. O zaman bir meyve suyu ısmarla da kutlayalım ha. İyi ısmarlayalım bakalım. Duydunuz zilin sesini, yarışma başladı. Bartu. Bana bak, sen bu konser olayını duyurabildin mi? Baktım da tarih çok yakın. Yo, niye? Nasıl niye? Oğlum teyzeni getireceksin. Boş mekanda mı çalacak kadın? Nasıl alacağım parayı? Aa, onu ben mi duyuracaktım ya? Allah'ım ya. Bana bak, sen bu işlerle ilgili ilk defa mı ilgileniyorsun? Ha, vallahi ilk defa. O zaman hemen Twitter, Facebook, Instagram'a giriyorsun. Sosyal medyadan yürü. Eyvallah abi, çok sağ ol ya. Kim geldi ya? Oh, ne haber Sema? İlk olan olsun. Evet, anlat bakalım. Bak buraya kadar geldim, bin tane işimi bıraktım. Ne diyeceksen de söyle. Seni aşkı anlatmak için çağırdım. Demek isterdim ama anlatamam. Çünkü ben aşkı anlatmam, yaşatırım. İyi. Hangi ucuz romanın araklıdıysan çok kötü Bartu. Ucuz roman bir tane canım. John Travolta oynuyor. Ayrıca roman da yazacağım. Şiir, ondan sonra makale, fıkra. Yazma. Allah aşkına ne olur lütfen rica ediyorum yazma, tamam mı? Tamam yazmam ama bir şartla. Akşam buluşacağız. Ben gidiyorum. Ya bir dur, hiçbir yere gidemezsin. Nereye gidiyorsun şimdi geldin ya? Tamam söyle o zaman, ne söyleyeceksen şimdi? Ya söylemeli bir şey değil. Yani söylemeli bir şey de senin dediğin gibi söylemeli bir şey değil.
Artı yemin ediyorum sana şu kadarcık güveniyorsam. Kızım lütfen ya. İkimiz baş başa olmayacağız zaten. Senin tanıdığın, bildiğin, sevdiğin insanlar da olacak. Ha, iyi o zaman gelirim ya. İşte bu. İyi, gidebilir miyim şimdi? Evet. Sağ ol. Ulan ne çapkın adamım ben ya. Vallahi bütün kızlar cebimde. Birinden alıyorum, bir cebime koyuyorum. Bulamıyorum. Yani böyle kızları nasıl elde edebiliyorsun Bartu? Helal olsun sana ya. Vallahi bravo ya. Bana git şunu ya. İnsanları konsere nasıl çağıracağım ben ya? Konsere gelsenize. Olmaz, böyle samimi bir şey lazım. Konsere gelin lan, yoksa... Yok, öyle de olmaz. Bu niye hiç aklıma gelmedi lan benim? Ya ben oyun oynuyordum ama ya. Otur otur, sonra oynarsın. Öf, uzun sürer ama bu iş şimdi. Bana bak, ne diyorsam onu yap. Yoksa annene internet kafelerde sürttüğünü söylerim ha. İğrençsin. Sen de iğrençsin canım, hadi. Şimdi bak, o iki resmi böyle yakınlaştır, tamam mı? Böyle sıcak, samimi bir şey olsun. İnsanlar da konsere gelme isteği uyandırsın. Oldu. Halarda çeksinler mi el ele? Ne diyorsam onu yap lan. Vallahi şahane oldu. Aferin lan. Sağ ol abi. Birader, baksana bir. Buyurun abi. Bana bunu kaçtan basarsın? Sayfası 50 kuruş. 50 kuruş mu? Vallahi her yerde 60 kuruş abi. Sen şimdi abine bir kıyak yapacaksın, bana bunu 35'ten basacaksın. Tabii ki. Sonra da dükkanın kapısına kilide vurup taş yiyeceğim herhalde. Şakalar, espriler ha. Otur bakalım, seninle bir pazarlık yapalım. Kalk lan sen de oyununa git hadi. Şimdi bir kere sen benim gibi bir iş adamıyla tanıştığın için kendini şanslı hissedeceğim bir. İkincisi 50 kuruş diye bir şey yok. Abicim çok büyük organizasyon, sakın kaçırma. Son 5000 yılın en büyük konseri kardeşim. Hanımefendi, siz de almaz mısınız? Türkçe yok galiba sizde. Türkçe yok da fiziğim iyidir. Fizik, kimya hepsi 10 numara. Gerizekalı. Ver şu kağıdı, ver. Verir misin şu kağıdı? Git, istemiyorum seni konserimde. Yürü git, kapıda görmeyeceğim bak seni. Almam içeri ha. Evladım neymiş o, bir bakayım, bize de versene bir tane. Sizlik bir şey yok teyze, yaş sınırı var. Yaş sınırı. Hadi çıktım ben, görüşürüz. Alo, Bartu. Efendim teyze hoş. Ne yapıyorsun? İyi ya, ne olsun işte, bu broşürleri bastırdım, onları dağıtıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de şimdi çıktım evden. Ne yaptın yer işini? Hallettim, hallettim. Çoktan hallettim. Güzel. Çünkü Burcu da dedi, bir arkadaşım yeri var, gerekirse orada da yapabiliriz. Yo yo, 10 numara, 5 yıldız, romantik ötesi bir mekan buldum. Merak etme hiç. Aa, iyiymiş. E peki sen orada ne yapıyorsun, neredesin tam olarak? Ben de şey diyorum ya, acaba konser arası bir şiir falan da ben mi okusam? Ay, tünele giriyorum, girdim hatta.